Maçta El Kabir'i unuttuk, uyuyakaldı diye bir şeyler çıkmış burada. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Burada kim olursa olsun maça giriş saatimiz belli. 6:20 kala otobüs hareket edecek denilmiş. WhatsApp'tan bütün oyunculara atılmış, yazılmış plan program belli. Biraz beklettim otobüsü. Baktım bir kişi eksik, bir kişi Kabir. Otobüs şoförüne dedim yürü dedim. Hareket et. Bu benim disiplinim. Kimseye taviz vermem bu konuda. Bu yanlış anlaşılmaz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben çok ve net söylüyorum size. Yani biraz tedavi ve medavi işleri varmış ama asıl biraz geç kalındı. Bu otobüsün maça gidiyoruz. Biraz beklettim. Her antrenörün biraz bekleme, biraz toleransı vardır. Hepimizin insan olarak, insani anlamda. Belki midesi bulanmıştır. Belki bir şeydir, bir şeyini unutmuştur. Olabilir, insanız. Ama öyle değil. Doğrusu otobüs şoförüne dedim ki biraz bekledik, beklettim. Hocam bir kişi eksik, bekledik, biraz bekledik, biraz devam et dedim. Bunun doğrusu budur arkadaşlar. Ben size doğruyu söylüyorum. Çünkü biz haftalık yaşıyoruz. İşte haftadan haftaya stratejiler üretiyoruz. Bir tane santraforumuz vardı, El Kabir ayağı kırıldı. Böyle olunca stoper transferinden vazgeçtik. Elimizde zaten 4 tane stoper vardı. Bir tane alabilseydik, birini gönderebilecektik yani. Farklı bir şekilde. Bundan vazgeçtik. Hem kulübün ekonomisini düşünerek, ekstra bir maliyet olmaması için ön tarafa yoğunluğumuzu arttırdık. Ön tarafa belki 2 tane santrafor, 1 tane kanat almayı düşünüyoruz. Az bir zaman kaldı. Bu zaman içerisinde artık bitmesi lazım. Ben de bekliyorum. Bazı oyuncuların isimlerini ben yönetime verdim. Çalışmalar sürüyor. Kendi evinde iyi oynuyorlar. Kendi taraftarın vermiş olduğu sinerjiyle, coşkuyla Göztepe maçını izledik. 40-42. Dakikaya kadar Göztepe çok fazla pozisyon vermedi. Ama dediğim gibi bu tip takımlara karşı en ufak küçük ayrıntıyı bile çok çabuk değerlendirebiliyorlar. Biz de elimizdeki mevcut oyuncularla oradan puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Moralli gidiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İyi çalışıyoruz. Tabii ki bir futboldur. Sonuçta rakibimiz Beşiktaş'la oynuyoruz. Oradan alacağımız puanlar bizim moralimizi daha da yükseltecektir. Ligin içerisindeki yürüyüşümüzle ilgili daha yüksek özgüvenle camiamıza ve takımımıza bir özgüven katacaktır. Biz de orada en iyi şartlarda oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip moralli bir şekilde milli maç arasına girmek istiyoruz.